Arkadaşımızı buraya alkışlarla almak istiyorum. Hafta içinde çünkü bir haber çıktı. Çok etkiledi bizi o haber. Sokaklarda kağıt toplayan bir arkadaşımız. Sokaklarda kağıt topluyor ama bir gün bir spor kulübüne giriyor. Harika diyor, çok beğeniyor. Maddi imkanı da yok. Fakat alıyor orasını yani, hani çok heyecanlanıyor. Öyle böyle derken orada başlıyor. Karma dövüş sanatlarında geçen hafta dünya şampiyonu oldu. Ne? Kendisi. Evet. Kadir Dalkıran geliyor alkışlarla. Kadir'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş. Merhaba. Tebrikler. Süper. Tebrik ediyoruz. Harikasın sen. Gel otur bizimle. Gel otur hadi gel. Gel. Kadir harikasın ya. O mu ödül? Bu mudur? Vay arkadaş. Ülkemize bir dünya şampiyonluğu. Ay, ha? Evet. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Valla. Mikrofon. Ben de hiç bunları bilmezdim. Bayağı kallavi işlenmiş biraz, yani. Biraz. Ne hissettin alınca? Yani bunu alınca gururlandık. Duyabiliyor musunuz? Evet, çok büyük duygular yaşadık. Allah sen ne? Oğlum sen nasıl adam dövüyorsun? Ne yaptın ya? Bunu alınca biz çok duygulandık yani. Başka karışık duygular yaşadık. Kimi dövdü? Dövmem ben. Sen nasıl adam dövüyorsun? Yani bilmiyorum orayı. Kızdırınca tersi fena. Abi evet herhalde tersi fena. Çünkü bu haliyle bayağı... Yani normalde fazla... Teyzemin oğlu yani bayağı. Vay arkadaş. Mükemmel bir başarı ama ya. Anlat bize biraz. Bir ufak bir VTR var. Onu görelim seninle ilgili. Ondan sonra devam edelim. Kadir Dalkıran. Rakip biraz bu çok iyi. Armbar'a girdi. Bitirebilir. Bitirebilir. Ha bitirdi. Aslan Kadir be. Aslan Kadir be. Aslanım benim be. Armbar bu kadar iyi yapılır zaten o pozisyonda. Bir mükemmel sana Kadir'im. Aslanım benim. Yapacağım buydu senin. Ve kırmızı köşe. Kadir Dalkıran. Kadir, mükemmel iş ya. Vallahi gurur duymak yani, gururdan da öte bir his de gurur duyuyoruz biz sadece ona. Gurur duyuyoruz seni. Sokaklarda kağıt topluyordun, doğru mu? Evet. Yani nasıl sorayım o soruyu? Bunda sorusu yok onun da. Öyle olmak zorunda mı kaldı hayat? Yani ben romanım şahsen. Sen? Roman. Ha romansın, evet. Evet. Yani bizim hep normal hurdacılık falan hep öyle geçiyor. Ha hurdacılık, demir, bakır falan filan onları toplarken kağıt da onun yanında mı var? Evet. Ne oldu sonra? Kağıt toplarken yani, bir anda şeye mi girdin? Bir spor kulübüne mi girdin? Yani bir gün yine hep ben öyle el arabasıyla karton topluyordum. Evet. Gözüme bir tabela çarptı. MMA yazıyordu. Hiç bilmediğim bir branş. MMA? Evet. Evet. MMA Mixed Martial Arts, karma dövüş sanatları. Ne yazıyor? Karma dövüş sanatları. Ondan önce bir şey söyledin. Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts. Ha, MMA. Evet. Açmana gerek yok. Benim de İngilizcem var. Tamam. Pardon. MMA, Mixed Martial Arts. Evet. Evet. Karma dövüş sanatları. Öncelikle tek başıma girmekte çekindim içeriye. Döverler diye. Bir de ya normal tek de değil. Karma dövüyorlar yani hani. Evet. Biraz da sen döv. Ondan sonra ben de arkadaşlarıma ikna ettim. Sonra hep beraber gittik. Ondan sonra oradaki atmosfer, oradaki hareketler bizi etkiledi. Sonra İbrahim hocamla, yani İbrahim Yıldız'la tanıştık. Bir iki hafta geçtikten sonra bu sporu bana yapıp, ciddi anlamda yapıp yapamayacağımı sordu. Ondan sonra başladık. Ama yani kağıt toplamayı da bırakmamışsın. Hem kağıt toplayıp hem buna devam etmişsin, doğru evet. mu? İkisi bir arada. Hı hı. Şu anda dahiliğini topluyoruz. Şu anda hala kağıt toplamaya devam ediyorsun. Evet. Sen ne güzel adamsın oğlum lan. Allah Allah. Müthiş. Vallahi müthiş.
Ama bugünden sonra öyle olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir takım sponsorlar kapını çalabilir. Evet. İnşallah. Zaten Kadir'i buraya almamızın sebebi de bu. Yani Kadir'e sponsor. Yemin ediyorum size. Kadir bunu bize söylemedi. Buraya gelirken de şu anda sen söyleyince ben de kafamda vardı. Üstüne gideyim diye söyledim. Sponsor ihtiyacın var mı? Yani bizim buraya çıkmamızın amacı da zaten. Ay, canım sponsorlu. Benim, bir tanem benim. Tamam. Sana sponsor inşallah bu programdan sonra gelir. İnşallah. Eğer bu programdan sonra... Bu programdan sonra gelmezse önümüzdeki programa da seni bekliyorum. Sponsor bulana kadar Beyaz Şov'a geleceksin. Sağ olun. Tamam mı? Son rakibin Rus'muş, doğru mu? Evet. Ulan Rusları indirmek de zor iştir yani. Ha? Yani Ruslar... Korktun mu bir Rus gelince falan, bize Rus denk geldi falan diye bir şey oldu mu yani? Yani benim ilk maçım değildi bu. Yani onun için hiçbir korku yoktu. Hazırlıklıydın yani. Evet. Yemene içmene falan dikkat ediyor musun? O işler iyi mi sende? Yani yememe içmeye dikkat etmiyorum normalde. Neyin? Olacaksın da onu yiyeceksin değil mi yani? Aynen öyle. Ah. Protein sponsoru bulmamız lazım. Ne yapayım, ha? Protein sponsoru bulmamız lazım. Protein sponsoru bulmak lazım. Bak Kenan abinin havada sinek yakalıyor mesela bunlar. Bunlar hep... Ne bulduysan, havada, karada ne bulduysan lak 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 böyle gideceksin. İnşallah sponsor olacak. Senin buradan söylemek istediğin var mı? Herkese, birbirlerine bir şey söylemek ister misin? Bir mesajın. Tabii. Yani hiçbir zorla göz koymadan... Nasıl anlatayım? Bilmiyorum tabii. Hiçbir şey zor demeden üstüne gitmek İmkansız lazım diyorsun. Diye bir şey yok, İmkansız inanmak. Diye bir şey yoktur diyorsun. İnanmak lazım diyorsun. Aynen öyle. Öyle demiyorsun da biz böyle söylediğimiz için mi öyle diyorsun? Öyle diyorsun değil mi? Evet. Senin bir de içinin güzelliği yüzüne vurmuş. O ifadelerine vurmuş. İşte biz bu, böyle adamları seviyoruz. Harikasın sen. Gel. Gel. Ben herkes adına onu... Oh, şöyle alnımda bakayım. Aslan kardeşim. Çok büyük alkışlar, çok büyük alkışlar olacak. Teşekkür ediyorum sana. Ellerine sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.